Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz uyandık. Şöyle bir bahçeye baktım, hava nasıl diye. Şimdi kahvaltı hazırlığı için mutfağa giriyoruz bakalım. Zeynep uyandı ama abisi daha uyanamadı. Evet arkadaşlar, bu sabah kahvaltıya çakallı menemeni yapıyoruz. Yağımızı şöyle eritiyoruz tavada. Sonra üzerine sivri biber ya da çarliston biber ekliyoruz. Bizde bu çarliston biberden vardı, o yüzden bununla yapıyorum. Domateslerimi de kabuğunu soydum ve böyle küçük küçük doğradım onları da. Şimdi güzelce biberleri kavuralım. İyice yumuşayacak. Şöyle diriliğini kaybedecek. Saatimiz şu an 11. Bugün geç kahvaltı olacak. Çayımızı da demledik erkenden. Evet, istediğin yere ulaşabilirsin. Evet, biberlerimiz diriliğini kaybetti arkadaşlar. Şimdi de iki tane domatesi ekliyorum. Kabuğu soyulmuş ve küçük küçük doğranmış. Şimdi tuz ekliyorum. Daha çabuk böyle yumuşamasını sağlıyor sebzeleri. Şöyle tuzunu ekledik. Evet. Şimdi bir karıştırıp kendi haline bırakıyorum burada. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle eziyoruz. Bakın yumuşadı hepsi. Çatalla ya da ezecekle şöyle domatesleri eziyoruz. Menemen yapıyorum. İyice ezelim. Arkadaşlar azıcık kaşar peyniri rendeledim şimdi. Sonra birazcık pul biber ekliyoruz şöyle. Sonra 3 tane yumurtamızı şimdi üzerine tekrardan biraz kaşar ekliyoruz. Kaşar peynir rendesi. Tuzunu zaten koymuştuk.
Evet, tavanın sıcaklığıyla kaşar peynirleri eriyecek şimdi. Kokla. Hadi gel bakalım sofraya. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Soğan yok bunda. Evet, çakallı menemenimiz hazır. Ali, modemi aç bakalım oğlum bir. Modemi. Arkadaşlar, kahvaltımızı çoktan yaptık. Bizimkiler indi aşağıya. Ben de bir arkadaşa çıktım, geldim. Kahve içtik yukarıda. Hem annesi var ya, onun bir başını falan yıkıyoruz işte. Leğen götürdüm. Birazcık yardım ettim yatalak annesi. Şimdi de oturduk, taze fasulye ayıklıyoruz. Dün annem biber dolması yapmıştı etli. Bugün de ben dedim makarna yapayım, bir de taze fasulye. Murat seçti, yarım kilo kadar. Çok sevmiyor ya Murat. Azıcık, iki kaşık falan yer. Geri kalanı, yani çocuklar da çok yemiyor. O yüzden onlara makarna yapacağız. Güzel sarımsaklı yoğurt falan yaparız. Ya da ketçaplı, nasıl istiyorlarsa artık. Salçalı da güzel oluyor. Bakacağız bakalım. Ondan sonra işte şimdi bunu yapıyordum. Yukarıda da gördüm arkadaşta. Karşıda armutlu var. Orada da yangın varmış. Şimdi haberlere bir bakayım dedim. Yukarıdayken, arkadaştayken gördüm ben. Dedim acaba dedim orada çalı çırpı mı yakıyorlar, ama bakın bütün gökyüzünü sardı yangının dumanları. Hiç şey de görmüyorum. Hani helikopter bir şey de görmüyoruz. Sanki o çok uzaklarda geziniyor da Armutlu'da Hayriye köyü mü ne? Orada yangın çıkmış. Rüzgar da öyle bir rüzgar. Bakın böyle sardı her yere. Rüzgarın etkisiyle yani yangın yayıldı. Bir baştaydı. Öbür başa doğru gidiyor böyle. Dürbünle falan baktık, böyle helikopter var mı yok mu, söndürme çalışması falan. Yani tüm gökyüzünü böyle sardı dumanları yangının. Bakın dağlar yanıyor. Baktım şeyden, tepeden çekimleri var da yerleşim yeri falan yok, ama ormanlar yanıyor, hayvanlar yanıyor. Hava da bozuk bugün. Birden kapandı, yağmurlu gösteriyordu. Hava durumu bir değişiyor, bir açıyor, güneş çıkıyor, bir yağmur gibi böyle kapanıyor. Allah biliyor artık. Ne arıyorsun orada? Hadi in aşağı artık. Kapat orayı. Evet, şimdi fasulyelerimizi yıkadık. Şimdi ben domates ve sarımsak da getireyim hemen. Yemeği ocağa koyalım. Burada haberde ne çıkmış? Emine okudu, bir de orada ne köyü varmış? Hayriye köyü, Hayriye. Hayriye köyü varmış. Yanıyor.
şimdi soğanı en altta doğradım. Şimdi ben fasulyeleri şöyle kenarlarını da alıyorum. Sıfır kılçık. Sonra şöyle ortadan ikiye börülce gibi kesiyorum. Böyle de fasulyenin kötü olma ihtimali sıfır. Bakın şöyle börülce gibi aynı. Kesiyorum. Harika oluyor. Lokum gibi pişiyor. Evet, fasulyelerin hepsini doğradım. Şimdi üzerine domates ve sarımsak ekleyelim. Evet arkadaşlar, iki tane de domates doğradım, iki diş de sarımsak. Şimdi tuzunu ekliyorum yemeğin. Bunu kısık ateşte ben ağır ağır pişiriyorum böyle. Kendi suyunu da salıyor. Şöyle bir çay kaşığından biraz az da toz şeker ekliyorum. Sonra üzerine de zeytinyağı ekliyorum. Evet, ben fasulyeyi bu şekilde pişiriyorum. Salçası salça ekşi yapıyor. Şöyle zeytinyağını güzelce gezdirdik. Tamam, şimdi ocağa koyuyoruz. Tuzunu, şekerini de ekledik. Hadi bakalım. Doğru ocağa. Şöyle küçük gözü açalım. Daha ağır ağır pişsin. Yanına da makarna yapacağız. Evet. Kapağını da kapatalım. İşte bu kadar. Evet, yemeği ocağa koyduk. Şu kek sıralardan dağıttım çocuklara. Bir tane de kendim yiyeyim. Dur bakayım, annem de yer belki. Zeynep dürbünle bakıyor yangına. Annem de çekirdek yiyor burada. Çıkalım bakalım biz de bahçeye. Çok şükür. Kocaman. Bir şey olmaz. Nerede be kızım örümcek? Sabun, sabun. Aa, sarı değişik. Kız kaçtı, mız kaçtı. Gel. Damlıyor. Yağacak. Duracak mı? Olsun, yağsın, oturalım. Bunlar dursun sana. Ben Murat'ınkileri giyeyim. Çünkü Zeynep kendinkileri giymiyor. Bir şey yapışmış altına. Bir de küçük geliyor onlar. Ayşe, baba ne yapıyor? Baba orada yatıyor. İkisi de şey.
şehit gazi olur. Tövbe. Ama o kusma neden ilgili acaba? Hep kusuyor çünkü. Pide yemiş, oldu. Pide yemiş. Ha, akşamdan biraz kalan. Gülten dedi, biraz fazla kaçırıyor. He he. Daha bu arada çok sabah patlıcan, akşam kavurma. Evet. Sabah patlıcan kavurma yemiş, pide yemiş. Ya, yağlı ağır geliyor. Evet, ağır geliyor onlar. Ya ondan sonra da istifra ediyor, mideyi bozuyor. Ne güzel ezan okunuyor. Evet arkadaşlar, ezan sesini çok çekemiyordum size. Şimdi paylaştım işte. Uzun zamandır akşam ezanı. Niye çekemiyordum? Yemek saatine herhalde denk geliyor, telaşesine. Tam bir sofraları kuruyoruz, ediyoruz. Oh ne güzel serinledi. Dün nasıl bir sıcaktı? Bugün ne güzel serin. Zeynep gördün mü yangını kızım? Hafifledi biraz. Hı? Bak karşıdaki dağlarda. Bak. Gördün mü? Nasıl dönen şey? Evet, evet. Bak bu dumanlar var, dumanlar. Bak baban baban yeni çaktı o çıtaları. Şimdi kırılacak, geliyor şimdi babana. Al avucuna koy ver. İstiyor. Git çekirdek ver. Koş. Evet, bak pervanelerin önünde yangın var. Kapat avucunu. Götür ver, kapat avucunu. Götür ver avucunu. Bak bulutların arasından, bak karşı tarafa nasıl. Yansımaya bak. Çiçek üzmesini çok severim. Ne kadar güzel görünüyor. Bir güzel olur. Böyle arasına. Üzme diyorlar. Ben üzme misin? Üzme mi? Zeynep bak bulutların arasından ışık nasıl? Bak görüyor musun? Bak o tarafa doğru gökyüzüne bak. Zeynep bak ne çok kırık koymuştur, bak hiç kalmış mı? Karıncalar yemiş kızım. Kızım onlar götüremedikleri büyük olanlar, o kadar çoktu ki. Çitleri gösteriyor. Yeni çitlerini gösteriyor Zeynep'e, bak diyor. Evet tak kızım. Zeynep kombin değişikliği yaptı. Şimdi ben makarnanın suyunu koydum burada. Haşlanıyor. Yassı spagetti yapacağız. Yağ tuz koydum. Üzerine kaynar su ekleyeceğiz. Yapışmasın diye. Fasulyem de burada. En küçük gözde ağır ağır pişiyor. Evet, suyumuz kaynadı. Şimdi ocağın altını da açalım. Tamam, kaynamış suyumuzu da ekleyelim. Önce haşlayalım, süzelim, sonra yine tereyağında da karıştıracağız, bir kavurduracağız. Niçelim Aysu? Gel Şevki abla. Havaya mı oturdun? Bilmiyorum ki, biliyorsun. Tamam, ben bir olsun. Tamam, tamam. Dört abla, tamam. Tamam, yok birisini unutursun şey. Madem istemiyorsun. Pasta bir. Ayşe yazacak, pasta da ortada. Yerim diyecek pasta. Şevki ablacığım unutma. Ne benim isim Şey diye. Şeyi ne yapacağız? Anne benim motorum ileride böyle olacak. Yok ben evliyim ben. Hmm. Anne ileride bak motorum da öyle olacak. Ben şimdi annem dikiş dikiş oldu. Annem dikiş dikiyor. Ben onu arada yardım. Zeynep in aşağı Zeynep. Zeynep gel. Çok güzel. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun Ayşe.
yanlış olmasın. Ay şeker. Gel. Bir sürü şey yapmışsın. Yine bay bay yap.